Babanız içerideyken Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Yani küçüktüm ben, pek hatırlamıyorum ama evet, içeri düşmüş. Yani orada ölmüş. Kim dedi bunu size? Dediğim gibi hatırlamıyorum da siz niye merak ettiniz? Ben de yıllarca içeride yattım evlat. Bir koğuş arkadaşım vardı, adı da Ekrem. İki tane de oğlu vardı, Yiğit'le Osman. İsimlerini hiç dilinden düşürmezdi. Şöyle şu kadarcıkken çekilmiş resimleri vardı. Burada göğüs cebinde taşırdı. Her gece uyumadan evvel öylece bakardı. Bizim ne anamız var ne babamız. Doğrudur. Ya, isim benzerliği belki de. Çocukların resmi bize benziyor muydu peki? Vallahi o kadarını hatırlamıyorum. Babam yaşıyor mu yani? Soruşturmak lazım. Eski mapus arkadaşlarımı bir arayıp konuşurum. Ulaşmaya çalışırım. Tamam. Peki. Bana müsaade. Ah, çay için de sağ ol. Afiyet olsun. Gel. Ne oldu Osman gece gece? Ne bu hal? İskender abi bir şey dedi. Ne dedi? Hapiste bir arkadaşı varmış. Adı Ekrem'miş. Abi adamın çocukları varmış. İsmi Osman'la Yiğit'miş. Lan Osi. Eski Türk filmlerinde var ya hani çocuklar sokaktan geçen adamlara size baba diyebilir miyim diye. Aynı öyle oldun ha. Abi yani ne bileyim öyle hani. Lan oğlum tövbe tövbe. Rahmetli gitmiş öteki tarafa. Adamın kıvırdığı yalana bak. Abi niye yalan söylesin ki hani. Oğlum huyu öyle. Lakabı bile var. 40 yalan İskender diye. Ortalığı karıştırmak için söylemiş öyle. Abi ama öyle. Osman! Saçmalama oğlum. Baban hayatta olsa ben bilmez miyim? He? Başlayacağım ha. İnanma böyle şeylere. Hadi git evine. Hadi Osman. Hadi Osman git evine. Bana bak. Abine de dedin mi bunu? Yok abi, evde değildi o. İyi tamam. Şimdi dalar filan adama, başımıza boşu boşuna bela almayalım. Anladın mı? Anladım abi. İyi git hadi.